Bayram Gaybet'i Türkmen Rakı Demisi koordinatörü. Ve ekranda diğer arkadaşlarımız Türkmen Rakı Demisi'nde artmış gerçeklikleri çalışan arkadaşlarımız. Yasin Hocamız, Özgür Hocamız. Birazdan kendilerini konuşacaklar onlardan bir şekilde. Burada Türkmen Rakı Demisi'nde uzaktan eğitim serisi başlattık. Belki görmüşsünüzdür. Burada Kamsatya'yla eğitici video hazırlama, eğitim video hazırlama, OBS ile uzaktan eğitim yapma gibi serilere başladık. Aynı şekilde yarın Yavuz Tamur'la uzaktan eğitime yönelik kuş noktaları adında bir yine uzaktan eğitim serimizin üçüncü dersini size ve yine haftaya, bir sonraki hafta yani pazar günü İstanbul Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Fakültesi'nde ÖTE Başkanı ve Dekan Yardımcısı olan İrfan Şimşek hocamızla uzaktan eğitimde okuma değerlendirme konusunu çizdik. Yani anlayacağımız şu andaki süreçle alakalı bir dizi eğitimlerimizi planladık. Birçoğunuza da eğer üyeyseniz mail bitmiş planlanan eğitimler senkron versiyon şeklinde ilan edilmişse. Bir de aynı şekilde aktarılmış gerçeklik eğitim dizisi başlatmak istedik. Ve tabii ki eğitici artırılmış gerçeklik serisinden yapmak istedik. Burada şimdi küçük bir ekran paylaşımı yaparak size ne yaptığımızı, neler yaptığımızı anlatacağım. Bir yandan arkadaşlarımız gelenleri tekrardan alıyor. Şimdi senkron ders bu. Bir saat sürecek arkadaşlar. Yani canlı bir ders. Bu da uzun uzadıya artırılmış gerçekliğin tüm detaylarını anlatamayız. Bir demosunu yapacağız. Neler yaptığımızdan ve sizinle beraber neler yapacağımızdan bahsedeceğiz. Bir uygulama geliştirdik. MEBAR isminde. Artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirdik. Bunu sizinle paylaşacağız. Bunu nasıl kullanabileceğiniz ve aynı şekilde buna nasıl içerik yükleyeceğinizi de göstereceğiz. Yani bu bizim hazırladığımız artırılmış gerçeklik uygulamasına sizler de içerik yükleyebiliyorsunuz. Ücretli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Belki aramızda bilenler vardır. Bu arada sohbet kısmına da yazabilirsiniz. Oradan size sorularınızı görüyor olacağız. Yine sunumun sonuna doğru söz hakkı da vereceğiz. Yani sesli söz hakkı da vereceğiz. Sorularınızı daha zaman sorabilirsiniz. Şimdi ben istatistikten bir ekran paylaşımı yapıp neler yaptığımızdan bahsedeyim. Ondan sonra da diğer arkadaşlarla konuşturup Yasin hocama bilgi bırakacağım. Size Unity ile artırılmış gerçeklik nasıl hazırlanır? Örnek olarak bahsedeceğiz. Evet, Teknoloji Akademisi'nde geçen dönemlerde Unity ile artırılmış gerçeklik dersleri verildi. Yasin hocam verdi, Hakan hocam verdi. Yine aynı şekilde ben bazı yerlerde artırılmış gerçeklik dersi verdim. Maya eğitimi verdik. 3D Max eğitimi verdik. Fikirket eğitimi verdik. Yani 3 boyutlu tasarım ve artırılmış gerçeklik içerikleriyle alakalı derslerimiz oldu şimdiye kadar. Şimdi böyle paylaşımı, ekranımı paylaşacağım izninizle. Normalde arkadaşlar artırılmış gerçeklikle ilgilenenler vardır. Artırılmış gerçeklikle ilgilenenler muhtemelen Teşbirival'ı kullanmışlardı. Teşbirival diye bir uygulama vardı. Kullananlar mı Teşbirival'ı? En öndeki ismi Egmont. Peki şu anda kullanabiliyor musunuz? Evet, Arızma. Şu anda Arızma'ya girdiğimiz zaman Arızma bize dükkanı kapattığını söylüyor. Çünkü ticari beklentilerini karşılayamadığı için burada biz bu işi bıraktık diye şeyi kapattı. Yine benzer artırılmış gerçeklik siteleri var. Arızmadan başka ne kullanıyorsunuz hocaları? Birazcık soru cevaplı gitsin. Arızmadan sonra Egmont var mesela. Egmont uygulaması da paralı bir uygulama ve çok sorumlu bir uygulama. Kolay kolay çalışmıyor. Artırılmış gerçekliği kendi içeriğini yükleyerek kullandığınız uygulamaları söyleyebilir misiniz? Ben bir göreyim. Yani direkt olarak başkasının artırılmış gerçeklik uygulaması değil de sizin ona bir resim,
ya da model yükleyip kullanabildiğiniz aktivlik gerçekliği uygulamak, ücretsiz bir şekilde. Hiçbir uygulama haricinde. Qwin basılı, evet. Ya ama şey ama burada Qwin güzel bir araç, kaliteli ve gelişmiş bir araç. Ama burada Qwin üretsiz bir şeyler yükleyemiyorsunuz. Onun yüklediğini kullanabiliyorsunuz. Örnek vereyim, içselleştirmeye, evet PTTR var. İçselleştirmeye çalıştığınız zaman, yani siz öğrencilerinizle bir aktivlik gerçeklik içeriği hazırlayacağınız zaman bunu yapamazsınız. Yani mesela hücre diyelim, Qwin'de hücre var, boyama. Bunu nasıl kullanacaksınız? Sadece İngilizce olarak kullanabileceksiniz. Türkçesi olmayacaksınız. İşte lafı çok uzatmıyor arkadaşlar. Biz de buna yönelik bir çalışma yaptık. Dedik ki arkadaşlarımızla, Yasin hocamızla, Özlü hocamızla bir araya geldik. Biz ilk önce bir olarak bir projeye il müdürümüz destek verdi. Sonra hocalarımızla tanıştık. Yasin hocam Unity geliştirici kısmında, Özbay Çalışan hocam da 3DMAX model geliştirme ve animasyon yapma kısmında destek verdi. Ve bu arada şu anda aramızda sanki gördüm ama Onur hocam buralarda mı? Ben öyle bir bakacağım. Sanki ben bir Onur hocamı gördüm. Onur hocam buralarda mısın? Onur hocam girdi çıktı sanki ama biz aslında 4 kişilik bir ekibiz. Şu anda kendisini göremiyorum. Ömer Türkoğlu hocamızla yapay zeka atölyemizin koordinatörü. 4 kişilik teknoloji akademisi. Yani şu anda burada bir boşluk var. O da Ömer Türkoğlu hocamın boşluğu. Onu da ileride eğer gelirse üstüne alabilirim. Tekrardan ben paylaşıma devam edeyim. Evet, bayağı da kalabalık olduk. Bir de çok laf balığı yapmadan anlatmak istedim. Yani bizim kendi içeriğimizi hazırlayabileceğimiz bir şey yok. Ben bu arada kameramı kapatacağım size kameramı açmak için. Bizim kendi kendimize ürün yükleyeceğimiz bir içerik platformu yok. Şimdi bunun için Nebar'ı yaptık. Nebar'la alakalı olarak bu bizim web sayfamız. Web sayfamızın sonunda Nebar uzantısında. Evet, animal 4D'ler, fake 4D'ler birçok var, birçok şey var. Şu anda bu bizim sayfamız. Gördüğünüz gibi Nebar içerik sayfamız. Buradan çıktı alabiliyorsunuz, buradan uygulamalara bakabiliyorsunuz. Nasıl kullanacağınızı öğrenebiliyorsunuz. Mesela tişört uygulamasını gören vardır yabancılarda, Virtual Tea diye. Virtual Tea'yi gören var mı? Virtual Tea. Evet, şimdi işte şimdi başta tabii biz bu işe başlarken bu işin çok profesyonel değildik arkadaşlar. Yani biz böyle dışarıda şirketlere çalışan aktivist gerçeklik uzmanları değiliz. Özboy hocam da, Yasin hocam da elektrik öğretmenleri meslek lisesinde çalışan. Ben de Türkçe öğretmeniyim. Ve Özboy hocamın daha çok, Yasin hocamın daha çok bunlarda teknik konuda bilgileri var. Biz bir araya geldik ve ilk önce dünyada en çok kullanılan yararlı uygulamaları birazcık öykünerek, hani taklit ederek bir platform yaratmaya çalıştık. Buradaki bizim amacımız ürün çıkartmak değil. Sizin geliştirdiğiniz ürünleri koyabileceğiniz bir platform oluşturmakta. Yine de örnek uygulamalar yapmak için. Mesela burada gördüğünüz gibi tişört uygulamamız var. Birazdan tişörtü de göstereceğim yanımda. İşte March Cube uygulamasını görmüşsünüzdür. March Cube uygulaması şu anda elimizde ona benzer bir küp var. Burada güneş sistemini elinde tutabiliyor. Ya da istediğiniz bir kafatası olabilir, başka bir nesne olabilir, her şeyini de tutabilirsiniz. Yine aynı şekilde aslında bizim yola çıkış noktamız Türkiye'de ücretsiz kitaplar dağıtılıyor ve bu kitaplar net tarafından, tek elden dağıtılıyor. Burada biz bunları neden, madem kitaplar herkesle aynı sayfalar var, bu sayfalara model yüklemeyelim ki diyerek yola çıktık ve kitaplara model yükledik. Gördüğünüz gibi mesela burada Özbey hocamın çizdiği potansiyel enerji, kinetik enerji sayfası var ki alttaki modelin aynısı. Yani kitaba bakaraktan modelledi Özbey hocam bunu. Buradaki animasyonla bu dark anlatılıyor. Ve şöyle çok yani sayfaya siz de kendiniz bakabilirsiniz. Burada dediğim gibi
internetten kaynaklı. Mesela boyama sayfaları yaptık. Ne, mesela Quiver var. Quiver'den çocuklara boyama sayfaları yaptık. Etkileşimli boyama sayfaları yaptık mesela. Ama çıktılarına bakalım. Çıktı alın diyeceksiniz. Ders kitap bölümünde tişörtümüzü, şu tişörtü 30 liraya bastırabilirsiniz. Hatta transfer kağıdıyla, üç boyutlu transfer kağıdıyla yazıcımızdan çıktığı bütünü bile bastırarak 5 liraya beyaz bir tişörtümüzü bunu bastırabilirsiniz. Mesela boyama sayfalarımız var. Boyama sayfalarımıza girelim. Bakın şeker treni var. Bu eğitici aktivimiz gerçeklik. Uyumlaştırma var içinde. Gelmiyorum arkadaşlar. Biliyorum şu anda. Tamam. Kişisel bilgisayarlardan kaynaklı bazı gecikmeler olabilir. Ben biraz daha yavaş konuşmaya çalışayım. Burada şeker treni var. Birazdan hepsini göstereceğim. Burada balonlar var. Bunlar oyulmuş şeklinde. Burada meyve tabağı. Burada Çanakkale anıtı var. Çanakkale anıtı 18 Mart'ta eklendi ve bayağı bir paylaşım yapıldı bununla alakalı. Burada anaokullarına yönelik çalışmalar var. İndirip inceleyebilirsiniz ya da yazıcınız yoksa çıktı alma ihtimaliniz yoksa bilgisayar ekranından deneyebilirsiniz. Şeker treninde çocuklarımız okul öncesi çocukları İngilizce ile alakalı yaptık burada. Burada beyaz alanları kırmızı, mavi, yeşil istedikleri renklere boyuyorlar arkadaşlar. Boyadıktan sonra burada şeker o renklere bürünüyor ve en önemlisi uygulama çocuğun boyadığı rengi sanıyor ve bu da şeker treni haznesinden boşalıyor animasyonlu bir şekilde. Merak etmeyin, birazdan zaten uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Burada da aynı şekilde boyama sayfasında renkli balonları boyuyor. Bilir. Hangi rengi boyadıysa buraya o renk geliyor ve en önemlisi o rengi tanıyor ve seslendiriyor. İngilizce olarak trende de balonda da seslendiriyor. Bu okul öncesini renkleri tanıtmak için kendiliğinden öğrenme yoluyla. Yani hiçbir kılavuzlama yapmadan çocuk kırmızıyı kendi boyuyor. Uygulama ona bunun kırmızı olduğunu söylüyor. Ve ikinci level'larında onu deneyerek pekiştiriyor. Bu da böyle bir uygulama. İsim eskittirdikten sonra gelen arkadaşlar ses geliyor derse ben de gelip gelmediğini anlayayım, ona göre devam edeyim. Tamam. Şimdi bazılarında olabilir. Eğer birden fazla kişi gelmiyor derse sorun var. Bunlar boyama sayfalarımız. Bu bir tanıtım semineri değil arkadaşlar. Birazdan Unity'ye geçeceğiz. Ama yaptığımız çalışmaları gösterip sizin de katkıda bulunmanızı istiyorum. Mesela panolar sayfası arkadaşlar. Bunu hepiniz çok kolay yapabilirsiniz. Bununla beraber çok kolay pano yapabiliriz. Mesela pano nedir? Burada bu bir matematik panosu örneğin. Bu matematik panosuna bir şu anda örneğin koymamışız ama birazdan da yine örneğini göstereceğim için göstermiyorum. Burada günün sorusu çıkıyor. Mesela siz matematik öğretmenisiniz. Bize matematikle alakalı bir paket gönderiyorsunuz. A4 sayfalarından oluşan, yani 4 sayfalarından oluşan bir A4 4 belgesi gönderiyorsunuz. Ya da PNG gönderiyorsunuz ya da PDF gönderiyorsunuz. Biz bunları günlere bölüyoruz. Bugün birinci soru, ikinci gün ikinci soru, üçüncü gün üçüncü soru çıkıyor bu ekranlarda. Kapalı devre ve hangi gün hangi içeriğin geleceğini bilmiyorsunuz. Ya da coğrafya ile alakalı olabilir. Ya da şeyle alakalı olabilir. Diyelim ki bu cümlenin öğeleriyle alakalı bir konu çıkabilir burada. Ya da bugün diyelim ki astronomi ile alakalı gezegenler bugün işte Mars çıkıldı. Yarın başka bir gün. Yani her güne özel içerik çıkabilir. Onur Hocam hoş geldin. Onur Hocamızı aramıza alalım. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi. Biraz zor oldu ama. Yani, geldim. Geldim. Aramıza da geldim. Ömer hocam bir seninle kameranı görebilir miyiz? Şimdi ben 4 kişi kameramızı açmamızı isteyeceğim. Halim çok iyi. Sağ olsun. Ya, beni çok özledik bayağıdır.
Evet. Kız Akademisi olarak biz 4 kişiyiz. Ömer Hocam aradım, ulaşmaya çalıştım. Biraz rahatsız olduğu için ulaşamadım. Aradım bir tanesini ama birkaç gündür rahatsız. Ondan dolayı normalde 4 kişi çıkarmıştı bir tane. Ve son anda gelişen bir şey olmuştu. Ömer Hocam, yapay zeka atölyemizin koordinatörü ve çok güzel işler yaptı. Aranızda tanıyanlar vardır, bilenler vardır. Ben devam edeyim, tekrardan döneriz olur mu Ömer Hocam? Ben buradayım. Bence evet, sevimi tekrar etmeyelim dedim. Tamam. Seni görünce bir merhaba demek istedim. Evet, burada birazdan da göreceksiniz. Mesela güne özel, hani siz normalde pano hazırlıyorsunuz ve o pano sürekli değişiyordu. Hangi branşta olursanız olun, biz de A4'lerde hazırlayacağımız içerikleri gönderdiğiniz zaman A4'lerde hazırladığınız içerikleri gönderdiğiniz zaman biz sizin elinizde bunu programımıza MEVAL uygulamasını yükleyeceğiz. Öğrencilerimiz ister evde, isterse koridorlarında bunları paylaşabilecek. Öyleyse günün yazarı, günün şairi, günün şiiri, günün hadisi, günün ayeti, günün gezegeni. Yani her gün sizin hazırladığınız içerikler burada dönebilir arkadaşlar. Böylelikle HBRival gibi düşünün. HBRival gibi kendi panolarınızı oluşturmuş olacaksınız. Ve bunun içinde video da olabilir, animasyon da olabilir. Bunları zaman gelince anlatmaya devam edeceğiz. Burada küpler var. Element 4 ve küplerini bilirsiniz. Arkadaşlar sesten kusura bakmayın. Hani bu bağlantısıyla alakalı, hatta cep telefonumun interneti daha hızlı diye cep telefonumun internetiyle giriyorum şu anda. Çok büyük problemler var. Konu size şöyle müdahale edeyim, ses şu an çok iyi geliyor. Arkadaşlar biraz daha hani kendi ayarlarını böyle biraz daha hani değiştirirlerse çok daha rahat isteyecekler gözlüğünden. Tamam. Oradan ses gelmiyor dedikçe acaba problem mi var diye dönüyorum. O zaman problem yoksa ben devam ediyorum. Evet, tamam. Küpler var. Marş küplerden sonra Element 4D küpleri var biliyorsunuz. Bu küpleri de aynı şekilde arkadaşlarla beraber yaptık. Gördüğünüz gibi üzerinde oksijen, karbon ve hidrojen küpleriniz var. Ama siz buraya bu küpün üzerine başka bir şey de koyabilirsiniz. Bu küpü elinde tuttuğu zaman mesela örnek veriyorum. Değişmiyor. Bir kafatası olabilir, bir obje olabilir, bir mikroskop olabilir, bir hücre olabilir, bir hayvan olabilir. Ne isterseniz isteyin. Bu küpe ekleyebilirsiniz. Bunun için ekleyeceğiniz konusunda ileride bir saatlerde daha çok dakikalarda size bilgi vereceğiz. Evet, burada kartlarımız var. İngilizce kartlarımız var. Harfler, rakamlar. Yani şöyle söylemek gerekiyor. Bizim burada hemen sitemize girdiğimiz zaman orada yarın Yavuz Çamur Hocamızı da bekleriz. Bir dersimiz olacak. Bunu gelenler için söyleyeyim. Üçüncü uzaktan eğitim serimiz olacak. Haftaya da Celal Paşa, İstanbul Üniversitesi Celal Paşa Hatanı Rüzgar Fakültesi Dekan Yardımcısı İrfan Şimşek Hocam uzaktan eğitimde resme değerlendirme anlatacak. Bakın burada web sayfamıza girdiğiniz zaman bu yeni eklendi, görmemiş olabilirsiniz. MEBA çalışmaları var. Bunu biz buraya ekleyeceğiz. Ancak ben bilgisayarıma yanlışlıkla format atıp Z diskini 1 TB'lık 15 yıllık arşivimi geri gelmeyecek şekilde silince buraya bir düzeltme yapamadım şu anda. Öyle bir aksilik yaşadık. Burada MEBA çalışmalarını tıkladığınız zaman orada EYS'nin sayfamıza evet MEBA çalışmanı gelecek. Çalışma ekleyeceksiniz. Evet, çok kötü bir şekilde ve şöyle söyleyeyim. 2 gün uyumamıştım ve sabah 8'de laptop kucağımda uyandığım zaman bilgisayarıma format atmışım. Bilgisayarıma format atmakla kalmamışım. Bir format atmışım. Yani geri çevrilmeyecek şekilde, kurtarılmayacak şekilde yapmışım. Şimdiye kadar 15-20 tane hard diski formatlanmış hard diski tanıştığım var. Kendi hard diskimi kurtaramadım. Burada 1 TB'lık hard diskim ve 15 senelik arşivim, ömrüm bitti. Neyse, burada çalışmanın adını yazıyorsunuz. Mesela diyelim ki hücre. Hücre modeli geliştirdim. Fırın türünü seçiyorsunuz. Biz bunu nerede sunacaksınız? Lisede sunacaksınız ya da ortaokulda. Fırın seviyesini seçiyorsunuz.
Ders adını seçiyorsunuz. Anlamları. Model türünü seçiyorsunuz. İşte burası önemli. Alfonu yapabilirsiniz. Sadece Word sayfasında hazırlayıp bize gönderdiğiniz mesela 30 tane Word sayfası var. Kişi demek her birisi bir gün çıkacak. Ve tarihlerini göndereceksiniz. Yani bu, yine burada girişleri olacak. Alfonu sitesinde. Şu anda bu yapım aşamasında. Ve biz onu yayınlayacağız. Bize bir çıktı göndereceksiniz. Burada görsel göndereceksiniz. O görsel bizim yukarıdaki Alfonu görseli gibi bir görsel olacak. Yani belirlediğimiz bir görsel olacak. Ve bu görselde biz bunu yayınlamış olacağız. Buradaki Alfonu gibi panoların içine girince mesela panolara giriyoruz. Burada ne yazıyor? Matematik panosu. Türkçe panosu, İngilizce panosu diye burada sizin gönderdiğiniz panolar çoğalacak. Evet, burada görselinizi seçmiş olacaksınız. Model türünü işaretleyeceksiniz. Açıklama yazıp çalışma kaydet yazacaksınız. Arkadaşlarınıza düşecek bu çalışmalar. Burada boyama sayfası ekleyebilirsiniz. Kart ekleyebilirsiniz. Kitap ekleyebilirsiniz. Kit ekleyebilirsiniz. Tişört ekleyebilirsiniz. Ben şimdi cep telefonumla tanıtmaya başlayayım yavaş yavaş. Çok vaktinizi almadan. Evet. Şu anda ekranımı telefonu görüyorsunuz sanırım. Telefonun ekranını. Oradan ekranı bir kamerayla başlayayım. Ekranı telefonu başlayayım. Bugün arkadaşlar artırmış gerçeklik için hazırladığınız kutu görünüyordu sanırım. Fazla tükretmeden göstermeye çalışacağım. Şimdi bize de olacak arkadaşlar. Ekranım görünüyor galiba değil mi? Evet. Artırmış gerçeklik kutumuz. Burada boyama sayfaları var. Mesela bu şeker treni. Çanakkale geçilmezle alakalı şehitlik. Bu balık oyunu, bu meyve tabağı, bunlar boyama sayfaları. Bunları şimdi göstereceğim. Burada küplerimiz var. Bu maç kübe eşdeğer yaptığımız bir küp. Güneş sisteminde görünüyor. Burada hidrojen, karbon ve oksijen küplerimiz var. Bunları biz tamamen demo amaçlı yaptık. Yani siz bu küpleri kimyaya devam da edebilirsiniz. Başka bir şeyler de yapabilirsiniz. Hani başka küpler de yapabilirsiniz. Burada İngilizce kartlarımız var. Bunların tüm grafik işleriyle Özboy Hocam ilgilendi. Başka öyle yapabilirsem daha rahat olacak. Sabit olsun. Evet, böyle daha rahat olacak. Burada burada harfler, okul öncesi için rakamlar ve araçlar var. Kullanmasını göstereceğim birazdan. Hatta şöyle yapalım. Direkt olarak istediğimiz uygulamayı hatta bu uygulamayı size de gönderelim. Şu anda örnek bir uygulama yüklüyorum. Bizim modelimiz.
da bilgi kodunda problem olduğu için savaşmamız elimle yapıyordan bir türlü. Ama mesela bizim şimdi hemen hızlıca bahsedeceğim. Sabah kaynaklar için. Bunlar mesela balonlar. Balonları patlatıyorsunuz. Aslında şişe şekilde çalışıyor. Herhangi bir şekilde üzerindeki rengi algılıyor. Ve bu şekilde oyama yapıyor. İkinci aşamada istediğiniz balonları patlatıyorsunuz. Eğer doğru patlatmazsanız sizi uyarıyor. Ama çocuklar için burada meyve tabağı var. Boyama tabağı. Boyadığınız renkte çıkıp bunlar normalde. Bu mesela balık oyunu. Burada herhangi bir şekilde boyama yok. Çocuk, ben şu anda ekrandan basıyorum. Yeşile basacağım. Şimdi renkleri kendi kendine öğrenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi artırmış gerçeklik içeriği. Bunlara benzer şeyleri siz de yapıp size yükleyebilecek miyiz ve yapmasını da göstereceğiz. Burada Çanakkale şehitliği. Burada diyelim ki kırmızı renge boyadığını farz edelim. Şöyle üzerine kırmızı koyduğumuzu koyalım. Bunlar boşlar. Şu anda gördüğünüz gibi orası kırmızı olacak. Aslında oranın resmini çekip gördüğünüz gibi oraya aktarıyor uygulama. Bunun boyadığınız şekilde yapıyor. Böyle Çanakkale 18 Mart'ın yaptığı bir çalışma. Tasarımların hepsi dediğim gibi Özgür Hocam'a ait. Bunlar örnek uygulamalar arkadaşlar. Yani boyama sayfalarımız var. Mesela küp var. Gördüğünüz gibi maç küp. Benzeri bir küp. Şu anda gördüğünüz gibi küp. Elimde. Bu küpte bakın sol tarafta. Bu arada resmini çekebiliyorum. Resmini çektim şu anda. Güneşe bakabiliyorum. İçini açabiliyorum. Diğer gezegenlere yandan, menüden bakıp özelliklerine bakabiliyorum. Tekrardan ana sayfaya dönebiliyorum. Ve bilgi sayfalarına yan taraftan ulaşabiliyorum. Info'ya basıldığım zaman gezegenler hakkında o gezegenle alakalı bilgiyi alabiliyorum. Bu da dönüş hızlarını değiştirebiliyorum. Bakın, dönüyor şu anda. Alttaki hibreden dönüş hızını hızlandırıp yavaşlandırabiliyoruz. Gibi. Bu da dünya küplerimiz var. Bu element 4D'deki gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu oksijen. Bu hidrojen. Ve gördüğünüz gibi İkisi H2O'yu oluşturdu. Ya da karbon. Karbondioksit oluşturdu. Gördüğünüz gibi. Bunlara benzer çalışmalar şu anda benim penceremden çok ışık geldiği için martır kaçırma yapıyor. Birazcık. Evet. Gördüğünüz gibi burada atomlar içinde inceleyebiliyorsunuz. İçine istediğiniz resmi koyabiliyorsunuz. Modelleyebiliyorsunuz. Evet, burada da tişörtümüzü göstereyim ben size. Hatta bunlar da şunlardan da bahsedeyim. Çocukların içine eğlenceli olabilir. Okul öncesi çocuklar için.
gibi gibi yani burada çok gördüğünüz gibi kartlar var. Bu kartların benzerini yapabilirsiniz. Mesela burada çok basit bir şekilde SimCricket kullanarak bile ve benzeri programlar kullanarak bile şifreler, küreler çizip atom modelleyebilirsiniz. Burada mesela atomlar hidrojendir, oksijendir, burada da olabilir, bunun üzerinde de olabilir ya da başka şeyler olabilir. Bunun için en kolay flash kart tasarlaması. Dediğim gibi tasarımlarına kadar Özgür Hocam bir ürün çıkartır gibi, ticari bir ürün gibi yaptık bunları hepsi ücretsiz bir şekilde sağlanacak. Tabii bu çıktıları kendiniz alacaksınız. Burada da tişört uygulamamız var. En son. Şu anda çok kişi olduğum için üzerinde gösteremeyeceğim arkadaşlar. Tişörtü koydum buraya. Hatta yukarıdan şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi tişört üzerine giydiğiniz zaman burada tam olarak oturuyor. Bölümlerini inceleyebiliyorsunuz. Ve çocuk bunu kendi üzerinde inceleyebiliyor. Bu soru işaretine bastığınız zaman imzalamanın sitesine zaten gidip markerları buradan indirebilirsiniz. Ben çok konuştum. Demek istediğiniz burayı sizin için hazırladık. Kutuları dediğim gibi yapabilirsiniz. Amacımız burada size 4-5 tane uygulama göstermek istedik arkadaşlar. Yani uygulamayı amacımız bin yapmanız. Bin size bir platform sunmakta amacımız. Bu amaca da ulaşmak için emin olun arkadaşlarımız gece gündüz uğraştılar. Hiç kolay olmadı. Onun için sizden destek bekliyoruz. Hani bu çalışmalara yardımcı olmanızı istiyoruz. Burada şimdi arkadaşımız Yasin Hocam'a devretsem nasıl aktivist gerçeklik çalışmaları yapılır? Onların örneklerini verdik. Burada yine bugün 16'ya kadar değil 17'ye kadar süremiz var bu arada. Hani biz bir saat yazdık ama bu oda 17'ye kadar açık. Ben size birkaç bir şey daha göstereceğim. Sonra sorularınızı alacağım ve sözü diğer arkadaşlara bırakacağım. Burada linkleri vereceğiz. Bakın bu Midsommar Midsommar sayfası. Bu Midsommar sayfasında örnek, karakterler. Şimdi uygulamanın linkini şöyle yapalım. Linkler bölmesine basabilirse Ömer Hocam linkler kısmı var. Linkler gelecektir. Oradan Nebar uygulamasının sitesinden indirebilirsiniz Nebar sitesinde. Bakın bunlara animasyonlar verebilirsiniz. Bu animasyonlara da gördüğünüz gibi karakterlere, istediğiniz karaktere alıp mesela şimdi kim mesela Yasin Hocam örnek bir uygulama yapacak. Yapacağı uygulamanın çıktısını göstereyim. Bunu da nasıl yapacağını görmüş olacaksınız. Burada bir fare indireceğiz mesela şimdi. Bu fareye bir gidiyor. Yani tamamen sıfırdan bir şey çizmek de zor olabilir. Başlangıçta hazır gördüğünüz gibi. Şu anda oynayan bir animasyon. Burada başka bir dans animasyonu. Oturma, zıplama, kalkma, sürme, düşme animasyonu da verebilirsiniz. Bunları düğmeye basınca da yaptırabilirsiniz. Yani bir düğmeye basınca düşer, bir düğmeye basınca hareket eder gibi farklı animasyonları da iç içe kullanabilirsiniz. Şimdi örnek olarak Yasin Hocam sizin için bir uygulama yaptı. Ben de sözünüz olursa onu göstereceğim. Ve uygulamayı da siz de indirebilirsiniz. Kolay ulaşılabilirsin diye 50 ve 20 TL'nin üzerinde deneyebilecek hale getirdiniz. Şimdi ben uygulamayı çıkacağım, uygulamayı göstereceğim. Sanırım 50 TL'nin üzerine koymuştu. Gördüğünüz gibi
bu modeli, pardon, bu modeli internetten indirdik. Birazdan o internetten indirme sayfalarını da göstereceğiz size. Gerçekten çok pahalı. Bandırma vapurunu koyduk. Burada normalde Atatürk ile alakalı bir üst boyutlu model aradık ama bulamadık. Biz de bandırma vapurunu koyduk. Birazdan linklerde uygulamanın linkini vereceğim size. Örnek olarak indirdik. Ve bunu birazdan yapacağız. Nasıl yapacağını baştan göreceksiniz. Bandırma vapuru 20 TL'nin üzerinde de var aynı şekilde. Ya da kartlarının üzerine bu uygulamaya ne ekledik? Biraz önce gördüğünüz ağrıyı kullanmamız lazım. Evet, gördüğünüz gibi bu da gördüğünüz fare sistema.com'dan aldık. Direkt olarak aslında gerçekten uygulaması yaptık. Bu bir sadece sistema sitesi değil. Birçok siteden ne yapabiliriz? Yararlanabiliriz. Şiş boyutlu model olarak mesela tüm şirketi bilenler var aranızda. Tüm şirketten şiş boyutlu model çizebilirsiniz. Mesela XR Plus. XR Plus uygulamasını da gösterilmişti. Sadece şu anda bugün hiç artmış gerçeklik yapmamış kişilere aslında ben birazcık artmış gerçeklik yaptım istiyorum. Ondan dolayı küçük örnekler gösteriyorum. Art sitesinde de çok kolay bir şekilde, basit bir şekilde süs boyutu modeli buraya tüm kırkiyetten bir model çizebilirsiniz. Tüm kırkiyetten bir model çizip buraya ekleyebilirsiniz. Bu serinin devamında Unity ile arttığımız olacak arkadaşlar. Birazdan açıklayacağız. Buradan bir Unity hemen resmi bir şey yapalım. Ben her şeyi kullanmış. Bu şekilde çok basit bir şekilde hiçbir şey gerektirmeden bir Unity modeli size tüm şirkette indirtip buradan yükleneyi göstereceğim. Mesela Pinterest'te Pinterest diye bir model buldum. Bir de Corona diye bir model buldum. Pinterest modelini ben alıyorum. İndiriyorum. OBJ olarak indiriyorum. İndireyim hatta. Art sitesine giriyorum. Burada sayfalarım var benim. Bir film diyorum. Bir saniye ekliyorum. Bir imaj mı göstermek istersin? Markanın üzerinde resim mi yoksa 3 boyutlu model mi? 3 boyutlu model diyorum. 3 boyutlu modeli buradan Türkiye'ye geçiyorum. Bu OBJ olacak. Onun için yardan çıkarmam gerekiyor. Evet, Türkiye. Gördüğünüz gibi Türkiye geldi. Hadi yamuk geldi. Buna eksi 90 diyorum. 3 boyutlu evrende bunu geçiyorum. Çıkartıyorum. Evet, renklerini aldı. Import ediyorum renklerini. Ama aslında renklerin üzerine tekstil de koyabilirim. Ve detaylı bir şekilde anlatmayacağım. İsterseniz web sitesi araçlarıyla artırmış gerçeklik, yani böyle web sayfalarıyla artırmış gerçeklik nasıl yapılır? Onunla alakalı bir derste isteyebiliriz. Mesela ben buraya bir tekstür vereceğim. Resim olarak. Bu resim vereyim. Ne olduğunu bilmiyorum. Resimde buraya vereyim. Resimlenmesi lazım. Bir tane import et şekilde. Bir şekilde. Çok vakit verdim. Normalde bu sadece denemeniz için göstereceğim. Burada bunları kaydettikten sonra bu tipi direkt olarak almış edip inceleyebilirsiniz. Bu
Çıkıyor şu anda. Buradan da telefon ekranımı şu anda bağlayacağım tekrardan. Cep telefonu sayfaya giriyoruz. Ve bu kodu okuttuğunuz zaman siz de görebilirsiniz. Yani şu anda cep telefonu kodu girdiğiniz zaman, sadece girdiğiniz zaman Smart Marketing'e tuttuğunuz zaman bu önce sadece aramızdan girince dedi da dedi bu tamamen bugün bir aklımız gerçeklik yapıp deneyimleyin diye gösteriyorum. Bugünle bir alakası vesairesi yok. Sadece yük zor gelecektir. Ve bugün dersten yapmak isterseniz diye gördüğünüz gibi bir şirketten indirdim ve bunu size gösterdim. Bunu çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Bu linki zaten birazdan sadece gerçekten sadece derse girip artık gerçekliği bugün yapmanız, deneyimlemeniz için yapmayanlar için onun için gösterdim. Şimdi kapatıyorum. Free'de 3 boyutlu model indirme siteleri var. 3D model. Aldığınız zaman yüzlerce modeli 3 boyutlu olarak indirebilirsiniz. Güvenliğe takıldık, onunla uğraşmayalım. Birçok 3 boyutlu model arşivinden veya dersimde devam edenlere bunlarla alakalı da bilgiler vereceğiz. Birçok 3 boyutlu modeli ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Lazım olan her şeyi mesela bakın burada DNA çıktı biraz önce. DNA'yı kullanabilirsiniz. Atabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bir de internetten arama çubuğundan arayarak istediğinizi bulabilirsiniz. Ben şimdi sonunu tutuyorum. Yarsın o zaman hızı belirleyeceğim. Uzattıysam kusura bakmayın. Yani hem bir uygulama yapmanızı istedim. Birazdan evet, bir kısım araçlarıyla bir ders yapacağız. Serimizde çok bir sıfır olacak. Evet, çünkü geçik hazır olan şekilleri kullanabiliyorsunuz. Ben sizleri şöyle öğreceğim, sözlerden öğreceğim. Şimdi arkadaşlar beni duyuyorsunuz, ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi Mevar uygulamasının avantajı nedir? Altını çizerek şunu ifade etmek istiyorum. Mevar size başka hiçbir şeye bağımlı olmadan kendi ürününüzü tüm Türkiye'deki insanlara, hatta dünyadaki insanlara açma paylaşımını sunuyor. Yani yoksa algoritma vesaire gibi düşünmüyoruz. Kendi hazırladığınız herhangi bir şey, kendi öğrencilerinizle, diğer öğretmen öğrencilerle, diğer öğretmen öğrencilerle paylaşma imkanı sunuyor. Bu çok büyük bir şey. Herhangi bir kişi olarak düşünmüyor insanlığı. Yanlış programlatılmış bir reklam falan düşünmüyoruz. Ticari bir amaçlıdan bir mantıklı değil. Dolayısıyla bu yaptığınız ürün karşılığı tam olarak eğer sosyal bir faydalıysa veya eğitim ürünüyle ödeşmiş bir fayda verebilirsiniz. Tam olarak sosyal ödeşmiş bir maaşı ne de olacaktır. Ben bunu özellikle aldığımı düşünüyorum. İnsanları bu konuda perspektifini bir şekilde ayarlayarak düşünüyorum. Bir fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla bayram o zaman liderlik liderliğinden dolayı Yasin Hoca ve Özge Özlem'e de emeklerinden çok teşekkür ederim. Sağ olun diyorum.
Evet. Teşekkür ederim hocam. Burada mesela Gaziantep'ten Adana'ya Medar uygulamasını kullanan öğretmenlerin paylaşımları var. Twitter adreslerimizde ve paylaşımları var. Dünya kültürlerini kullanan arkadaşlarım. Ve de TRT'deki bizim röportajımız, ana haberleri çıktı. Dediğimiz gibi bu Ömer Hocam'ın da söylediği gibi biz İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Öğretmen Akademileri Medar uygulaması da Levent Özgür'ün başlığında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uygulaması. Herhangi bir şekilde zaten ticari bir yönü asla yok. Bu da uygulamaların nasıl çalıştığına dair zaten buraya. Evet, burada mesela kitaplar sayfamız arkadaşlar. Özgür Hocam tamamen tasar. Ayrılıp orada kalbimin gelindir. Burada erken olacak aslında. Aynı sınıflarda da hemen sıraya geldik. Aslında en az genç anlattık var. Bir devlet var. Hani bu sınıflarda bir sınıflarda apartmanında kutluyor. Anlar pek istebiliyor. Bir devreden bir devreye getirdim. Bu gibi uygulamaları hani daha çok var. Yani çok tanıtım yapmak istemedik. Bu uygulamaların devamları var. Bu sitelerimizden inceleyebilirsiniz. Ben buradaki videoları artık göstermişim. Tanıtımı geçelim artık. Biraz da Yasin Hocam'ı dinleyelim. Yasin Hocam çok sende. Ben kameramı kapatıyorum. Fire truck. Yasin Hocam duyuyor musun beni? Ben bu arada web linkleri sizin sayfalarınızda açıyorum şu anda. Adreslerimiz şu anda sayfalarınızda açılıyor olması lazım. Biraz zor. Belki olarak sayfamızda şeyler düşüyor ama zorluyoruz ama. Hani bari ana sayfamız zaten göndermiş. Yasin Hocam. Adobe Connect uygulaması kullananlara şu anda internet sayfalarında web bağlantıları açıldı. Buradaki web bağlantılarını kullanabilirsiniz. Yasin Hocam bağlamakta. Anlatmaya devam edelim. Burada Telegram kanalımız var arkadaşlar. Telegram kanalımızda 1600 üyemiz var. Mesela bu faaliyet başlamadan önce 30 dakika önce faaliyetle alakalı başlama bilgisi geliyor. Siz de aynı şekilde Telegram kanalımızda üye olarak da bu faaliyetleri yapabilirsiniz. Yakından takip edebilirsiniz. Evet, şu anda biz açılmadı. Aslında istersen bir geri çık tekrardan. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Gel. Evet, sesim gelmiş diye aslında. Statistik kusura bakmayın. Genel ağ problemlerinden kaynaklı problemler yaşıyoruz günlerde. İnternet yönünden dolayı.
Şimdi çıktı o zaman geri gelecek tekrardan. Ben anlayacağım. Yani size için yapıyoruz. Bu arada ben diğer derslerimizden bahsedeyim. Nedir? Ablamla yetiştireceğim. Mail gelmişti size. Böyle bir mail gelmiş gerekiyor. Hocam bağlanana kadar tekrardan ben ekranımı paylaşayım. Çalıştığım hocamla alakalı bir mail gelmiş. Altında da bakın Zaktan Eğitim serimizde OBS'yi anlattık. OBS çok güzel bir uygulama. Zaktan Eğitim çekebilirsiniz. Eğitim videoları çekebilirsiniz. Antakya'da aynı şekilde. Bunların devamları, son videoları gelecek. Uzaktan eğitimin küçük noktaları yarın. Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme yöntemleri İlfan Şimşek hocamızdan, değerli hocamızdan, akademisyen. Ondan tekrardan uzaktan eğitim sistemleri, elementlerle alakalı sistemler anlatacağız. Artırmış gerçeklik araçları, dedikütübür araçlarıyla işte tasarım ve artırmış gerçeklik, bilgi ile artırmış gerçeklik, bilgi dersimizde artırmış gerçeklik araçları gibi algılayabilirsiniz. Aynı şekilde komik araçlarla iş boyutu tasarım, bildiğiniz gibi sayıs var. Rakip kodlamada Adam Sey'e Arduino şu anda 6 serisi çekilmiş sertifikası hocam tarafından. Modem, Uyla, IOT, Raspberry Pi, temel dersleri, temel, Kutunvartı, Mikrobit ve Stikret. Bunları vermeye çalışacağız. Bunlar planlanmadı. Şu kısmı, gösterdiğim kısmı. Bunlar planlanan kısımlar. Aynı şekilde Python planlandı. Temel Excel bilgisi, formülleriyle çalışma, makrolarıyla çalışma, VBA çalışma. Senkron ve asenkron bir şekilde bunlara devam edecek. Sanırım arkadaşımızdan Osman Bey arkadaşımızdan. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Türk Telekom, Türkcell ve Vodafone hatlarını üçüyle bir karışık bağlantı yaptık ama tam bir stabilizasyon sağlamadı bize. Defansın dediği gibi asenkron eğitimlerin asenkron kalan kısımlarını çekmeye devam ediyor. Arkadaşlar ses kesik kesik geliyorsa eğer anlaşılmayacak şekildeyse kamerayı ben kapattım arkadaşlar. Daha çok sesiniz ve görüntünüz duyalım diye. Daha rahat böyle. İstersen ekranı paylaşıp anlatmaya başlayalım. Tamam. İyi. Tamam Bayram Hocam. Tamam. Sesle problem yaşarsak arkadaşlar belirtirsin. Upload hızım dün ve sabah TTNet'te 5 megabit hızındaydı. O zaman bayağı iyi. Ama TTNet'e bağlandığım zaman ben telefondan bağlanıyorum. Dediğim gibi sesle eğer çok afaki bir değişim olursa, anlaşılmayacak şekilde olursa ufak bir bilgi veririz. Geri kalan kısımlarında zaten eğitim serisi çekeceğiz. Orada anlatırız. Burada en azından bir bugün eğitim diye.
Şimdi daha önce Unity ile haşır neşir olmamış arkadaşlarımız, arkadaşlar için bir Unity nedir? İzin verirse internet hızımız. Şimdi belgemiz ekrana geldi. Devam edelim. Unity'nin ilk ortaya çıkış hikayesi arkadaşlar. Arkadaşlar, internet üzerinden yani oluşturulmuş Rusya'da geliştirilen ve yayınlanan oyun motoruydu. Önceden çok eskilerden nasıl Karayip'ten girip oyunlar bunlar için geliştirilmiş bir oyun motoru. Fizik üzerine dayalı, daha çok 3D uygulamalar yapılan. Fizik, dünyadaki gerçek fiziğin birebir yansıtılmış olduğu bir oyun motorudur. 2D uygulamaları da yapılıyor ancak, yapılıyor ama uygulama noktasında biraz sıkıntı oluyor. Uygulamalarda boyut olarak biraz fazla çıkıyor. Android öyle yapılacak 2 megabaytlık bir uygulamaya en az bir boyuta ulaşıyor. Diğer oyunundan farkı ne? Unity'nin açık olarak çok sayıda kaynak olması, formlar olması, bununla alakalı soruların yapılması ve ucuz olması. Yani ciddi anlamda güzel bir oyun yapacaksanız veya bir uygulama yapacaksanız size çok pahalıya mal olmuyor. Free sürüm yani parasız kısımda $100,000 yıllıkmanıza bir gelir elde ettiğinizde bu sizden bir hak talep etmiyor. Ancak $100,000'ı geçtiği zaman sizden bunlarla alakalı bilgiler sitesinde var. Ve Unity'de bütün özellikler bir arada kullanabildiğiniz editörde istediğiniz şeylerin yazılımını Unity'de yapabiliyorsunuz. En önemli özelliği mesela Unity'de oyun yaptınız, Android için yaptınız ama bunu iOS'ta da markete sadece platform değiştirerek oluşturdunuz, platform değiştirdiniz, Mac. Direkt sadece platformu Android platformundan iOS platforma geçirerek hiçbir değişiklik yapmadan direkt uygulamanızın web üzerinden oynanmak için yapılmış bir uygulamanın en son hali yani son süreme yakın hangi platformlar için oyun yapılabildiğini yazıları var. Facebook için var, R var, VR var, hemen uygulama yapılıyor. Ses için ekran paylaşımını ekran paylaşımını durduralım. Bayram. Hocam.
Ses. Ya, böyle geçmek gerekiyor Türkiye şartlarında. 24 megabit, 36 megabitlik hızlar bizim bu anlamda teknoloji anlamında çalışmamıza olanak. Yok, yardım hocam. Sen de yüksek sesle konuş bakalım. Ses geliyor mu arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ses deneyimi yapıyoruz. Sesim geliyor mu? Yeni bir ses deneyimi yapıyoruz. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Böyle devam edelim. Geri dönüşler aldım arkadaşlar. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diliyoruz. Adelofanet'ten de özür diliyoruz. Adelofanet'ten de testlerini yaptık ama bizim internetten de kaynaklı. Evet. Sizde verim almakta, sizde anlatmakta zorlanıyoruz. Yani burada şöyle söyleyeyim. O zaman eğer sesle problemimiz varsa. Yani burada şöyle söyleyeyim. O zaman çok ne yapacağımızı anlatalım. Detaya girmeyelim. Ne yapacağımızı anlatalım. Yasin hocam mikrofonunuzu kapatın isterseniz. Diğer işlemlerini gerçekleştirdik. İstersen hoparlörünü kapat Yasin hocam. İstersen hoparlörünü kapat. Telefonun hoparlörünü kapalı hocam. Adobe'un hoparlörünü kapat. Kapat. Şimdi geliyor ama. Geliyor mu Bayram hocam ses? Geliyor hocam, geliyor. Düştük mü hocam? Sıkıntı yok hocam, çok iyi şu anda. Tamam. Arkadaşlar, tekrardan bir bağlantı. Dediğim gibi, eğer çok bir problem yaşarsak, bir ön konuşma yapmış oluruz. Gerisini de asenkron videolarla devam ederiz. Yine ara ara sorularınız için, takıldığımız noktalar için yardım etme anlamında burada sizinle sorularınızı alıp sorular üzerinden hataları giderebiliriz. Şimdi bazı arkadaşlar da kesiliyor olabilir. Onda da şeyden dolayı, sizin bağlantıdan da olabilir. Şimdi ekranı paylaşabilirim ama yani yine sesin gitme olasılığı olabilir mi diye korkuyorum. Paylaşacağım, sıkıntı olmaz. Tamam, sesi çünkü yönlendirdik. Biraz geç gelir. En fazla biraz geç gelir hocam. Sıkıntı olmaz. Sen sesin net gelecek. Sesin şu anda benden geliyor çünkü. Görüşün tamam. Biraz geç gelir en fazla. Sen devam et. Tamam. Ekranda şöyle o zaman Unity ile ne yapabileceğimiz basit bir şekilde basit bir şekilde en azından yani fizik kısmını göstererek ekranımı bir paylaşarak sizinle göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi bu Unity'nin çalışma ekranı. Şu mouse'umun olduğu yer. Takip edebilirsiniz belki de görünmeyebilir. Bulunduğum ekran game ekranı yani yaptığınız uygulamanın oyunun göründüğü kısım.
Şu an için ağır kısmına geçmeyeceğiz çünkü bağlantı da sıkıntı var. Benim görüntüyü tekrardan kameranın görüntüsü olarak da gönderdiği zaman biraz yoğunluk yaşayabiliriz. Ama şu an Unity'nin fizik konusunda ne kadar başarılı olduğunu size göstermek istiyorum. Şurada bir tane rampa var, kırmızı gördüğünüz gibi bir eğim. Normal hayatta buradan topu bıraktığınız zaman yuvarlanarak gelip buradaki mavi kutu içine girer. Burada da 3 tane top üst üste ben koydum. Buradan yuvarlanıp gelip düştükleri zaman kutunun içinde üst üste bakalım gelecekler mi? Bunun bir testini yapalım. Evet, gördüğünüz gibi ilk düşmede diğer top alttaki topa vurup önce bir yukarı doğru hareketleniyor. Tekrardan aşağı doğru gelip bakın burada üst üste bir tanesi diğerinin üstüne çıkıyor. Kutunun içinde yer kalmadığı için. Bunun gibi en basitinden yani örnek vereyim en basit olarak bu yaptığımız uygulamada ne var? Yer çekimi var. Toplara verdiğimiz katı cisim özelliği var. Ve sürtünme durumu var. Buradan sürtünerek yavaş yavaş zeminden aşağı iniyor. Fark ettiğiniz gibi birden aşağı inme durumu olmuyor. Burada evet bunu ağır olarak da kullanabiliriz. Bunun için harici bir kamera olması gerekiyor. Şu an benim bilgisayarın kamerası olduğu için test edemiyoruz. Bununla alakalı eğitim serisinde harici bir kamerayla AR uygulamasını da basamak basamak bağlayarak kameramızı nasıl yapacağımızı göstereceğiz. İsterseniz şurada basit bir uygulama daha var. Bunu da yine sizin için hızlı olsun diye hazırladım. Yani mesela burada bir UI var, buton eklediğimiz. Yani herhangi bir değişiklik yapacaksak bir yerde veya bir hareket başlatacaksak, bir hareket sonlandıracaksak bunu butonla veya ekrana dokunma işlemiyle yapıyoruz. Burada da butona bastığımız zaman buradaki küpümüzün rengini değiştiriyoruz. Hızlı bir şekilde bunlara da değinmek istiyorum aslında. Mesela küpe nasıl renk veriyorum? Buraya bir tane küp eklediğim zaman ben sahneye standart beyaz renkte gelir. Materyali de default'dur. Ve bunu değiştiremezsiniz. Bunun üzerinde renk değişikliği yapamazsınız. Bakın kapalıdır burası. Bunun için bizim bütün projemizin olduğu, kodlarımızın yazıldığı, materyallerimizin atıldığı veya dışarıdan Bayram Hocam'ın bahsettiği FBX uzantılı modellerimizin, dosyalarımızın alındığı kısım aset kısmıdır. Yani bizim depomuz diyebileceğimiz diye. Bütün her şeyin olduğu kısım aset kısmıdır. Buradaki küpün rengini değiştirmek istediğimizde bakın aset kısmına sağ tıklayıp burada create kısmından materyale tıkladığımız anda artık bizim yeni bir materyalimiz oluyor. Buraya neyi atacaksanız bunu, işte küpe atacaksanız, küreye atacaksanız onların isimlerini verebilirsiniz. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyoruz. Yani Türkçe karakter desteği getirdi ama kullan gösteriyoruz. Buna da küp 1 diyelim. Buradan bunun rengini değiştirelim. Yeşil olsun. Bakın burada yaptığımız materyalin buna hiçbir etkisi olmadı. Ne yapıyoruz? Bunun birkaç seçeneği var. Şuradan tutarak, sürükle bırak yaparak bu küpün üzerine bırakabilirim. Veya inspektör paneli açıkken şuradan tutup buraya bırakabilirim. Rengimiz tekrardan beyaza döndü.
şekilde buraya sürükle bırak yapabilirim. Yani birkaç şekilde bunu değiştirebilirsiniz. Bakın buradan artık az önce default olan küp burada farklı renklere gelebiliyor. Konumuza dönelim. Burada bir tane buton oluşturduk. Bu butona tıkladığımız anda buradaki şu kırmızı küpümüz yeşil olacak. Şu mavi küpüm, yeşil küpümü de kameramın görüş alanına alıyorum. Bunun birkaç farklı yöntemi var. Şu yayın ekranındayken şuradan şu şekilde X ve Y, Z vektör değerleriyle oynayarak bunu da görüş alanına alabilirsiniz. Çalıştırıyorum yine ekranımı. Bakın butonuma tıkladığım anda materyalimin rengi mavi oldu. Tekrar tıkladığımda tekrar mavi. Sadece bunun kodunu materyalime butonuma tıkladığım zaman ilgili materyalimin renginin mavi olmasını istiyorum. Şimdi bu ufak bir girişti arkadaşlar. Bununla alakalı detaylı olarak adım adım anlatacağız ve bunu ar kısmına da uygulayacağız. Yani sadece Unity kısmı değil. Çok özür dilerseniz. Bununla ilgili ar kısmına da gireceğiz. Ama şu var, arı öğrenebilmemiz için Unity'yi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü sadece ar kısmıyla ilgili anlatılanları anlatırsak farklı bir şeyler yapmak istediğinizde bunu yapamayacaksınız. Takılmış olacaksınız bazı noktalarda. Bu da sizin uygulamayı yapıyorken nasıl diyeyim, moralinizin bozulmasına, bazı noktalarda sıkışmasına, belki hevesinizin kırılmasına sebep olacak. O yüzden burada Unity'yi güzelce kavradıktan sonra R kısmına geçeceğiz. R kısmı basit zaten. Hazır eklentiler, SDK'lar var, Vuforia var kullandığımız veya başka yine ücretsiz SDK'lar var. Onları sadece kullanımını öğreneceğiz. Onlar bir iki derslik bir anlatım. Ancak geri kalan kısım da Unity'de olduğu için Unity bizim için çok önemli. Bu bağlamda derslerimizi 10-15 ders çekmeyi düşünüyoruz. Tabi bu noktada sizden geri dönüşlerimizi de alıp nerelerde değişiklik yapmamız gerekiyor, nerelerde eksik kaldık veya ağır oldu, bunlarla alakalı da sizden geri dönüş alıp eğitimlerimizi bu süreçte tamamlayacağız inşallah. Bayram Hocam, benim söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşları da çok fazla tutmayalım. Bundan sonra da bir eğitim serisi var. İnşallah güzel olacak diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Tamamdır. Ben telefondan şu anda Yasin Hocam aradım. Telefonun hoparlörünü bilgisayara tutarak da bu işi yaptık. Yasin Hocam, sen istersen hoparlörünü aç. Ben kapatacağım telefonu çünkü. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın aksaklık için. Şimdi biz normalde YouTube kanalından da canlı yayın yapmaya başlayacağız. Ve bütün videolarımızı da YouTube kanalına yükleyeceğiz. İstanbul Öğretmen Akademilerinin YouTube kanalına yükleyeceğiz. Dediğim gibi. Şimdi 3DMax ve yani bazı şeyler, mesela uygulamaları ücretsiz olarak birkaç yıllığına kullanabiliyorsunuz zaten. Bizim şu anda bir ücretli uygulama ihtiyacımız olmayacak. Mesela Esma Büyükli Hocam geçen sene bize Maya dersi verdi. Hakan Hocam burada mı kendisi bilmiyorum ama Unity ve 3DMax dersi verdi. Ömer Durmuş Hocam yine 3DMax dersi verdi. Şimdi biz 3 kişilik bir arge ve sadece şey yapmadık burada. Artırmış gerçeklik yapmadık. 3 kişilik bir çalıştay yaptık. Mesela bu Arpano fikri çalıştaydan çıkan fikirler. Şu anda bunların 150 tane içerik dosyası var. Bunlardan uygun olanlarını zamanı geldikçe paylaşıyoruz. Çünkü geçen Mayıs ayında geçen sene bir artırmış gerçeklik içerik oluşturma çalıştığı yapmıştık. Yani biz 8 kişi, 3 kişi, 5 kişi, 4 kişi değildik.
sizinle beraber bir şeyler yapabiliyoruz. Sizinle katkımız olduğu sürece bu süreci devam ettiririz. Ömer Türkoğlu hocam da bahsetti. Gerçekten şu anda ücretsiz bir şekilde uygulamalarınızı yükleyip yayınlanacak tek adres. Ve milliyetinin bir artırmış gerçeklik motoru diyebiliriz aslında. Hani böyle Google arama motoru gibi. Biz istedik ki benim telefonda 50 tane, 20 tane, 50 tane uygulama var. Bunlar çok yer kaplıyor. Her uygulama için fark ettiyseniz farklı bir uygulama yüklemek ve marka olması gerekiyor. Bizim isteğimiz bir tane NEBAR, Milli Eğitim Bakanlığı, Egment Kraliçe anlamında NEBAR'ın olması ve zaten Bakan Danışmanı Gökhan Yücel Bey'le de görüştük. Sabaya alınmasını istediler kendileri de ama ilk önce bizim bir denememiz gerekiyor sizinle beraber. Sizden içerik geldiği sürece büyüyecektir. Sizden içerik gelmediği sürece 3-4 tane arkadaşın beraberce yapmış olduğu bir şey olarak kalır açık söylemek gerekirse. Çünkü tüm elinizdeki uygulamalar fark ettiyseniz 1-2 seferlik denemeden oluşuyor. Bir QR alıyorsunuz, birkaç deniyorsunuz ve geçiyor. Hangi uygulamayı alırsanız alın, hevesiniz geçtiği kadar kullanıyorsunuz ve geçiyorsunuz. Ama NEBAR'da bugün bir dosya paylaşım sistemi gibi olacak, EBA gibi olacak, EBA'nın artırmış gerçeklik motoru olacak. Tüm Türkiye'den yayınlanan ürünler burada yayınlanacak ve siz istediğinizi indirip istediğinizi de silebileceksiniz. Yani tüm öğretmenlerin içeriğini görmek zorunda değilsiniz ya da hepsini telefonunuzda yer tutmasına gerek yok. Şöyle bir şey düşündük, umarım beğenmişsinizdir. Bu dediğiniz gibi hem biraz NEBAR'ın tanıtımı gibi olmuş oldu ama artırmış gerçeklik anlatacağımız zaman geçen sene şöyle bir sorun yaşadık. Hatta burada olanlar varsa, hayata girmiş olanlar varsa söyleyebilir. Tam anlatacağı teşbir yılı paralı oldu. Başka bir uygulama anlatacağız, onu anlatacağız, o da paralı oldu. En iyisi dedik ki paralı uygulamaları geçelim, kendimiz bir uygulama yapalım. Bu uygulama tüm Türkiye'de öğretmenler tarafından kullanılsın. Onun için yaptığımız şey aslında artırmış gerçeklik anlatıyoruz. Yapacağımız yeri de uygulama yükleyeceğimiz yeri de kendi adresimiz olarak veriyoruz. Zaten yükleyebileceğimiz başka bir alan yok. Aynı zamanda kendiniz isterseniz bu arada kendi uygulamanızı yapıp telefonunuza veyahut da iOS Play Store'a kendi uygulamanızı yükleyebileceksiniz. Yani NEBAR'ı kullanmak zorunda değilsiniz. İlk aşamada size kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sorularınız varsa özellikle Ömer Türkoğlu da var burada. O da hocamız da var. O da söyledi. Yanımda kısmı Fırat'tan. Ömer hocama da, bana da, Özgür hocama da sorularınızı varsa alabiliriz. Sesli de sorabilirsiniz. Söz hakkı verebiliriz. Evet, Unity çok versin versiyon değiştiriyor. Ben Yasin hocam adına yanıtlamaya çalışayım. Bununla alakalı bizler de sorun yaşadık. Yasin hocam ufak tefek çözümlerle, küçük kod eklemeleriyle bu versiyon değişikliklerini çok büyük versiyon aralıkları olmadığı sürece çözüm bulabiliyor. Onları da size gösteririz. Evet, sürekli güncellemeyi takip edemiyorsunuz. Öncelikle şunu sormak isterim. Unity eğitimlerimize yani katılmak ister misiniz? Hani biraz onu da öğrenmek isterim. Eğer katılmak isterseniz evet yazarsınız. Şimdi anket yazmakla şey yapmayalım. Ona göre biz de talebini görmüş olalım. Bu YouTube kanalında olacak kesinlikle. Asenkron olacak. Yasin hocam bu evetler sana geliyor, bana değil. Sesim geliyor mu? Geliyor. Bayram hocam. Geliyor şu anda, iyi geliyor. Ve gitti. İyi geliyor. YouTube kanalından yayınlayabiliriz, evet. Yani açık platform herkese. İyi olur. Kendi sitemize de koyuruz. Oradan da linkini de YouTube'a koyup oradan siteye de linkini veririz, fark etmez. Peki, bildiğiniz başvuru yapmıştık. Yani daha önce şey de olurdu. Yani limitliye bir ürün ortaya koyup nasıl, hani bize nasıl gönderecekleriyle ilgili bir sistemde kullanmak farkından da yani
adım adım hani yani şöyle mi yapalım? Aslında Hakan hocam bu yöntemi uyguluyordu aslında. Biraz çizimek, biraz Unity, biraz da mesela bu tiplerin yapımı, biraz da ürün odaklı olup mesela birkaç ürün seçip arkadaşlarla beraber karar verip direkt ürün odaklı. Bir dersi mesela Özgür hocam anlatır, bir dersi ben anlatırım, bir dersi örnek veririm Yasin hocam anlatır. Parça parça ama şeyden, YouTube'dan giderek belki direkt ürün odaklı yapalım dersiniz. Proje bazında 3 kişi çalışmamız gerekiyor. Bayram hocam benim. Biliyoruz ya. Yani ürün ürün kararı veririz. Uygulama şunu yapalım diye bir karar hocam da önemli. Onun müsaitlik durumuna göre. Diyelim ki ben bir noktaya kadar anlattım. Küp kısmına geçtik. Küpün nasıl yapılacağını Dimax'te anlatabilir. İşte ondan sonra tekrardan Unity'ye döneriz. Veya işte bir başka bir modelleme gerekiyor. Burada tekrardan o video arasında diye geçeriz. Özbay hocama o onu anlatır. Hani böyle bir şey de yapabiliriz veya hazır da kullanabiliriz. Bunu artık kendi aramızda müsait. Tamam o zaman hocam. Hepinize katılıyorum. Ürün odaklı yapılır. 4 tane göre çünkü aynı anda MEBAR uygulamasının da. Ben burada şöyle bir söz alayım arkadaşlar. İş akışının nasıl olması gerektiğini aslında ben size söyleyebilirim. Nasıl mesela? Şöyle. Önce kadının nereden bulunduğu, burada eğitim programları konuşuluyor. Eğitim programlarını incelemekten sonra eğitim programlarını görselleştirebiliriz, üniversitelerine vesaire yapıyoruz. Ardından bu oyunlaştırma, görselleştirme, işte 3D vesaire üstünden nereden başka kaynaklardan daha çok web üzerine oluyor, web sitesi olabilir, sitesler olabilir, işte başka kaynaklar olabilir. Ardından bu dışarıdan çektiğimiz gibi bir modellemeyi nasıl kendimize göre uyarlayabiliriz? Bu uygulamayı, işte, uygulamaya bakmayın, bu uyguladığımız bir modelleme nasıl bizim MEBAR'a gönderilebilir? Bu MEBAR'ı nasıl yayınlanabilir? Şeklinde iş akışı oluşturabilir mesela. Ben hani nasıl düşünüyorum bilmiyorum ama mesela böyle bir iş akışı oluşturulabilir. Kesinlikle Emel hocam. Başlık bir kısmında göstermiştik. Web sayfamızda MEBAR çalışmaları burada çalışma ekleme dediğim gibi şu anda yazılımcımız buraya iki tane daha model ekle gibi birkaç daha şey bulacak. O çalışmayı kaydettiğiniz zaman bu çalışma bize gelecek. Yani üretimden sonra buraya yüklemeniz çok kolay olacak ve burada biz onayladık mı, onaylamadık mı, durumu, onay bekliyor, onaylamadı, neden onaylanmadı, şurasını düzeltin, tekrar gönderin ya da kazanımla alakalı değil gibi yanıtlama olacak. Ve biz bunları onayladıkça sisteme düşmüş olacak. Böylelikle bir takip sistemimiz olacak. Ama ürün kısmına katılıyorum. 4 tane ürün belirleriz. Mesela küpler herkesin hoşuna gider. En basit kartlardan başlarız. Kartlar, küpler. Zaten kartı yapan tişört de yapar, şapka da yapar, başka bir şey de yapar. 3 tane model üzerinden arkadaşlar yapabileceğine inanmış olurlar. Dediğimiz gibi. Bazı kısımlarını ise asenkrondan senkrona çevirmenin gerekeceğini düşünüyorum. Takıldığınız yerlerde. Kaan hocam, öğretmen yetiştirmeye zaten şu anda İstanbul'un eğitim müdürlüğü YouTube eğitimleri çekiyor. Mesela oradaki ukulele eğitiminin montajını Özbay hocam yaptı. Yine aynı şekilde gitar dersinin montajını Özbay hocam yaptı. Müzik Akademisi'nden İhsan hocamız ve Müzik Akademisi öğretmenleri
o videoları çekti. Şimdi de yine Tatip hocamız genel müdürlük için Arduino çekiyor. Biz onlara da aktarıyoruz, kendimize de aktarıyoruz. Evet, Kotlin eğitiminden de sanırım Selçuk hocamlar yapıyorlardı, bıraktılar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar en son. Bu Telegram kanalımıza abone olun. Haftaya Telegram kanalımızda muhtemelen bir çekiliş yapacağız. Ya da pardon, haftaya dedim. Yarın Telegram kanalımızda bir çekiliş yapacağız. Bu çekilişte 10 tane arkadaşa biraz önce gördüğünüz arttırmış gerçeklik kutusunu vereceğiz. İçeriğiyle beraber tişörtü, kartları, küpleriyle beraber. Bunu da şu anda söylüyorum. Şu anda aklıma geldi açık söylemek gerekirse. Arkadaşlar da bilmiyorum. Bu küplerden Telegram'da bir şekilde bir random bir kura çekerek, orada yapacağımız bir kura çekerek bu kutuyu alamazsınız. Bu kutu sadece aslında devlet kanalına gönderilmek için ayarlanmıştı. Ücretsiz. Ama elimizde şu anda 100 tane var. Herhangi bir şekilde ücretli satılmıyor. Biz devlet olduğumuz için, devlet kurumla çalıştığımız için daha doğrusu. Bunu ücretli satmak gibi bir şey yapamayız. Zaten bütün içeriklere ücretsiz olarak internetten erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama 10 tane ki değeri, yani sadece basın değeri arkadaşlar bu arada. Sadece basın değeri tanesinin 50 lira 60 lira. Ve içindeki bir sadece kart, hani kart uygulamasını parayla almaya kalktığınız sadece bir tanesini 50-60 lira, tişört almaya kalkarsanız uygulamasını 100 lira bir rakama geliyor. Hani biz de size sağlamış oluruz. Kartlar arkadaşlar web sayfamızda, bakın şu anda MEBA web sayfamızı sistemimizde açtım. Oradan indirebilirsiniz ücretsiz. Sadece kutuda olmayacak. Bir kutu da çok önemli değil. Buradan kartlarını indirebilirsiniz. Uygulamamızı da indirebilirsiniz burada aynı şekilde. Dediğimiz gibi bu bir uygulama değil aslında, platform. İnce bende de açalım tabi. Bu bir platform. Siz katkı sunarsanız platform olur. En kolay Arpano. Yani bizimle bu arada söz üzerinden yazışabilirsiniz. Devam edebiliriz. Kartları Türkçe yapabilirsiniz. Mesela seslendirmesini yaparsınız, bize gönderirsiniz. Beraber çalışmak istediğini söylersiniz. Beraber yeni kartlar tasarlayabiliriz. Yani biz burada size aslında hem öğretmek hem de bize ortak olmanızı istiyoruz. Özgür Hocam, sen bir şeyler söylemek ister misin 3D Max konusunda? 3D Studio Max konusunda ben sadece şunu ekleyebilirim. Şimdi Unity'nin alternatifi yok. Yani alternatifi var. İşte Far Cry motoru var, Unreal Engine motoru var. Ama bunlar çok daha kapsamlı, çok daha karışık ve gereksiz. En azından bizim yapmaya çalıştığımız işler için. Dolayısıyla Unity'nin alternatifi yok. Bu işler için Unity'yi kullanmaya devam edeceğiz. Bunlarla ilgili eğitim serileri çekilecek. Ama 3D Studio Max'e geldiğimiz zaman, şimdi ben bir 3D Studio Max'çi olarak işte Maya, Blender kelimelerini duyduğum zaman ortamdan kaçıyorum. Ama kaçmayın. Çünkü 3D Studio Max'e de mecbur değilsiniz. İstediğiniz başka herhangi bir poligon tabanlı 3 boyutlu modelleme programını da kullanabilirsiniz. Onlarla ilgili farklı eğitimler de olabilir. Geçen sene mesela Maya eğitimlerimiz vardı. Belki bu sene onlar da devam edebilir. Sadece o kısmı söylemek istedim. Yani herhangi bir programa hakimseniz veya herhangi bir programı öğrenmek istiyorsanız onunla yapacağınız işleri direkt Unity'ye entegre edebiliyoruz. Önemli olan şey şu, tabii ki herhangi bir program kullanıyoruz. Mesela programlar da var. Mesela Blender'a vesaire programlar da var. Devrede tabii şeyi çok bilmek gerekiyor. Standartını çok iyi bilmiyorsunuz. Yani mesela sizin işinizde yönetilen program hangi program? Türkiye'de mesleği yoksa şey mi? Blender mi? Yoksa her birine açık, her birinin içinde bir program ya da bir format mı? İşte G kodu olmadan 3D projeye gönderilemez. Hocam bizdeki standart format FBX formatı. Yani Unity'ye her zaman FBX formatını sunuyoruz.
bütün poligon tabanlı 3 boyutlu programların hepsi zaten PBX üretiyor. Yani Maya'sıdır, Blender'ıdır, 3D Studio Max'ıdır, işte Cinema 4D'sidir, ne bileyim eskiden Softmage falan vardı. Bu tip programlar hepsi FBX formatını export edebiliyor ve biz de Unity'ye sadece zaten FBX formatını import ediyoruz. Dolayısıyla bu programlardan herhangi birisi iş görür. Yani atıyorum ben Blender biliyorum. Aa bunlar sürekli 3D Studio Max'ten bahsediyor. Demek ki burada benim işim yok diye düşünmesin arkadaşlar. Veya ben Maya biliyorum. Burada benim işim yok diye düşünmesin. Çünkü yaptığınız işlem ana hatlarıyla zaten bu programları kullananlar bilir. 3D Studio Max'te bir şey öğrendiğiniz zaman bunu çok kolay bir şekilde Blender'a aktarabiliyorsunuz. Veya Blender biliyorsun veya Maya biliyorsun. Oradaki sistemi biz 3D Studio Max anlattığımız zaman Maya programına kendiniz aktarıp o nihai çıktıya FBX'e ulaşacaksınız. Hepsinde çünkü sistem hatta kullanılan teknik terminoloji hepsi aynı. Programın bir önemi yok modelleme kısmında, sadece onu söyleyeyim. Ama kodlama kısmında oyun motoru olarak Unity'den başka bir seçeneğimiz yok. Unity'yi öğreneceğiz. Evet, ben öğretmenliğimiz çok önemli bir konu. Hep veya bir de göndermekte herhangi bir şeyi kurduğunuz ya da modelleriniz direkt sorumluluk kısmında olmuyor. Yeterli burada. Biz böyle yükleme aldık. Ortak dilde konuşmaya başlayabiliriz. Evet evet, kesinlikle. Ortak dilimiz FBX. FBX formatını gördüğüm zaman ben onun hangi programda yapıldığını bilmiyorum bile. Mesela egzamelde böyle bir şey, herhangi bir şey egzamel tutuyor, yani bir yerlere gönderiyorsunuz. Ya da bir tanelerin manyetini gönderiyorsunuz. Böyle, ortak bir dilde konuşmuş oluyoruz. Demek ki öğretmenlerimiz de burada herhangi bir şey yok size aslında. Bir modellere bir şey yok size. Evet. Bir noktayı çok teşekkür ederim. Onun hocamın bir de çok önemli. Böylece daha önce sizinle bu uygulama modelde modelde sadece olmadı, olmadığını ve ona bağlı kalacağını söylüyor. İyi oldu, ben çünkü geçtim. Sizin gibi herhangi bir FBX kullanabiliriz. Ben de yararlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yoğundu, yoğundu. 60-70 geçirdik. Ortalamayla katıldık. Şu anda ben size şunları geçeyim. Geçen Mayıs ayında çalıştayımda katılanlar var mıydı aranızda? Geçen sene Mayıs ayında artırmış gerçekten çalıştayı. Evet hocam. Bakın burada 150 tane falan içerik var. Biz bunları hocalarımızla beraber yaklaşık olarak 70-80 kişi civarında bir çalıştay yaptık. Müdürümüzün de geldi. Çalıştay yaptık. Burada içerikler, ilk önce size anlattığımız gibi bir çalıştayda Unity'nin yeteneklerini, yeterliliklerini ne yapabileceğini anlattık. Ondan sonra masalarda, çalıştayda hem rapor tutuldu hem de sonuçta içerikler üretildi. Mesela Arpa'yı orada düşündük. Birkaç tane daha şimdi fikirler var. Bu fikirleri de hem oradaki hocalarımıza da aynı şekilde çalıştay bölümündeki arkadaşlara da bu kursları göndereceğiz. Buradaki içerikleri de mesela sizden çalışmak isteyenler, evet arkadaşım ben bir şeyler yaptım, ben biraz bir kursa tutarlanabiliyorum, ben duygum biliyorum, ben şunu biliyorum, ben bir şeyler yapabilirim diyenlere bizim fikrimiz var. Mesela şu anda bir artırmış gerçeklik boyama kitabı grubumuz var WhatsApp'ta. Mesela diyecek ki Fatma hocam ben boyama kitabında çalışabilirim, beraber de çalışacağız, grubu çıkartalım. Boyama kitabı WhatsApp grubumuzu alacağız ya da Telegram grubumuzu alacağız. Ve orada sadece o arkadaşlar mesela sadece boyama sayfası çıkartacaklar. Birisi ben fenle ilgili çalışmak istiyorum. Birisi ben ana modunda çalışmak istiyorum. Böyle yer almak istiyorsanız Telegram grubumuzda ilk önce abone olun. Biz de Telegram grubumuzda mesela ben hani WhatsApp bilen WhatsApp'tan da atabilir ama ben kendi Telegram adresini vereyim. Arzu ederseniz. Bayram Gaycısı. Şimdi Telegram adresi. Buradan mesaj atarak iletişime geçerseniz ilgili gruplara şey yapabiliriz. Hani tüm gruplarımızı Telegram'da birleştirmek istiyoruz aslında. Okul öncesinden çalışmak isteyen arkadaş olursa mesela okul öncesiyle alakalı grup oluşturuyoruz.
Ben anlayacağım bir şey, Telegram kanalı oluşturur. Telegram kanalından da alt gruplara bölünebiliriz. İlgili gruplar şu anda mesela arttırmış gerçeklik panosu, Arpano. Arpano'yu yapabilirsiniz mesela. Hemen hatta ben size şöyle bir kişi de var. Çok da az değil şu an. Arpano'nun nasıl olduğunu göstereyim. Hoşunuza gitti arkadaşlar. Mesela bunu çok kolay yaparsınız. Buradaki herkes bunu çok rahat kendi uygulayabilir. Ben paylaşım yapacağım şimdi bildirim. Sonra ekranımı gözlekliyim. Evet, ekranımı görüyorsunuz şu anda. Mesela ben şu anda web sayfasına gidiyorum. Web sayfasından, Mobar'dan. Sağ sayfasından. Artık gerçekten panomuza bakıyorum. Diyelim ki duvarda, bu pano duvarda diyelim ki. Ben de kendimi görüyorum böyle. Şimdi bu panomu yanında görüyorum. Mobar uygulamasını açıyorum mesela. Her panoda. Evet, yatağını görüyorsunuz, şeyi görüyorsunuz. Yatağı şöyle göstereyim. Evet, bu diyelim ki duvarda bir pano. Bunu kapalı devre bir sistem olarak da gösterebiliriz. Mesela bakın bu kocaman A3 boyutunda görünecek. Ne yazıyor? Günün sorusu. Mustafa Yeminli Hocam hazırlamıştı bunu. Matematik sorusu. Yarın bakın ekranınız kısmında soru işareti kısmında cumartesi yazıyor. Yarın başka bir içerik yayınlanacak. Haftaya özel günlere özel bir şeyler de olabilir. Burada 3-4 model görüyorsunuz bakın, havada. Yani 3-4 model de olabilir, bir çerçevenin içinde video da olabilir. Bence en çok kolay giriş yapabileceğiniz kısımda bunu yapmak için de ne yapacaksınız? Bir içerik paketi oluşturacağız gruplarda. Mesela Türkçe'de işte bir paket ne paketi? Bir bilgisi paketi olabilir. Şairlerle, yazarlarla alakalı olabilir. Gibi gibi, hatta komisyonu kalmış, bir paketleri hazırlayan gruplarımız olacak. Sadece yapacağı şey A4 üzerinde. Yapacaklar. Biz de bunu adet derken 4 üzerinde yapacaklar. Biz bir CD'ye alacağız. Böyle tüm haline getireceğiz. Tüm haline getirdikten sonra bunu açacağız. Sadece boyama sayfası olmamalı okul öncesinde. O zaman kartlar var mesela. Bu kartlar hepsi okul öncesinde. Yani biz platform sunuyoruz ve sizden destek istiyoruz. Bu elimde gösterdiğim 100 tane içerikte bunlar da var. Ama dedim ya hani onu beraber de yapabiliriz. Biz Telegram üzerinden görüşmeyi düşünüyoruz. Telegram'da telefon numaraları birbirine görünmüyor. 1,5 GB'a kadar dosya paylaşılabiliyor. 200.000'e kadar üye alınabiliyor. Hani WhatsApp'la uğraşmayalım. Telegram kanalımıza alın. Biz orada branş her branştan katılım sağlanıyor. Bu arada konuşmak isteyen olursa ses de paylaşabiliriz arkadaşlar. Her kavgalısınız. Şu anda bunu çok konuştuk. Birkaç söylemek gerekirse. Bunu da dinlemek isteriz. Burada durmak istediğim sürece durdum. Ama normalde anlatacaklarımı bizim bitti. Sorularınızı yanıtlamak için buradayız. Onun önce bitirmemiz gerekiyor. Eğer sorumuz yoksa hikaye mesela birinci başlıyor. Gibi masallar diyelim daha doğrusu. Masallar olabilir, hikaye olabilir. O İstanbul gibi Hazreti Selah'dan
ürünlerle bir şeyler yapılabilir. İsmail Hocam kız aklıydı. Ona bir kız aklı verdim. İsmail Hocam kız aklın geldi mi? Kapını açarsan konuşabilirsin İsmail Hocam. Biliyor mu acaba? Biliyor İsmail Hocam. Hocam, hepinize desteğiniz için yürekten teşekkür ederim. Başlangıçta bu işe sizlere lafınız, Yasin Hocam özellikle harika ürünü birleştirdim. Hiç kez çok duygulandım ve yürekten takdir ettim. Tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Geçen yıl eğer bu sorumluluk bir sürü davetleri yapabileceksek, elbette yeni. Sesiniz tetik tetik geliyor mu Esma Hocam? Anlayamadım. Tekrar eder misin? Problem var galiba sesinizde. Sesinizi alamadık. Esma Hocam. Sanırım Esma Hocam Maya dediniz ve destek dediniz. Maya dersini vermek istediğini söyledim tekrardan. Ben böyle anladım iki kelime. Başka bir şey duymadım. Teşekkür ediyorum. Buna hocamız YouTube kanalı... Şu an sesim tekrar geliyor mu? Şu anda net geliyor. Şu an. Hocam bu kadar emeği, bu kadar adanmış herif ruha bir sorguda beni bulundurabilirsek. Dört dörtlük bilmiyoruz hiçbir şeyi. Birden fazla teknoloji öğrenmeye çalışıyoruz. Ama bildiklerimle aklımız olduğunu bilebiliriz. Çok teşekkür ederim hocam. Maya'dan sizden çok öğrenci var. Render ve o ışık olayları ben son yaptıklarınızda. Hani bizim kursumuza geldiğinizi öğrendiniz ama biz sizin kadar öğrenemedik. Birazcık ona dert veriyoruz. Bu kadar kursun içinde. Biz kendimiz faydalanamadık ama sizler faydalandığınızı gördük. Osman Hocam da bu arada geçen sene kursumuza geldi, üstün aldı ve sizimiz oldu. Sizden de bu şeyleri bekleriz. Biz bir ekip değiliz, hocam bir aileyiz. Yani öğretmen ailesi. Tam öğretmen akademi tanesi de. Sizin çalışmanız varsa siz aynı şekilde destek olabilirsiniz. Ayrıca sonra... hocam çok özür dilerim. Sesim gidiyordu. ZBrush gibi bir program var ama birkaç program fırsatım oldu. Daha kolay bir heykel çalıştık imkanı sağlıyor arkadaşlar. Özgür Hocam çok güzel eserler üretmiş. Onu takdir ediyorum. ZBrush'ta bir heykel çalıştığımızın da dikkatimi geçti. Arkadaşlar da araştırmak isterseniz tutabilirler. Hocam ZBrush genelde hani karakter modellemede kullanılan dediğiniz gibi biraz da heykeltıraşlık, biraz da açıkçası yetenek gerekiyor o tip programları kullanmak için. Hani bizim yaptığımız bu uygulamalarda o kadar kapsamlı karakterlerimiz olmadığı için ve üstelik yaptığımız karakterler performans gösterebilmeleri gereği low poly olduğu için yani düşük poligonlu yapmaya çalıştığımız için ZBrush işine hiç girmiyoruz. Yani bizim kısımda ihtiyaç duymuyorum ama ben animasyonla uğraşacağım, ben çok gerçekçi karakterler yapacağım diyen kişilerin artık ZBrush'tan başka seçeneği de yok. Yani Maya'yla da yapamaz, 3D Studio Max'te de yapamaz, yapabilir. Hani 3 gün uğraşır, ZBrush'ta oturur o karakteri, biliyorsa hakimse biraz da yeteneği varsa 3 günde yontar. Ama bizim uygulamalar için o biraz fazla kaçıyor çünkü bize düşük poligon çalıştığımız için. Hani bütün karakterlere zaten uygulamada bakarsanız burnu kulağı falan hep kare şeklindedir. Çünkü hani performanslı çalışabilmesi için düşük poligonlu modellemek zorundayız. Emeğinize ve yüreğinize de sağlık hocam. Görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin tekrar. Telegram'da hocam şey, Telegram bir kanalı vardı, bir de grubu vardı. Mesela şu anda İstanbul Öğretmen Akademileri kanalı var. 1600 kişi var. 1600 kişinin paylaşım yapması olumsuz olacağı için o kanal şeklinde yaptık biz. Ve orada şimdi paylaşım yapamıyorsunuz. Hatta bu kanalda sadece ben bir kişi olarak tüm arkadaşlar adına 20 tane İstanbul Öğretmen Akademileri koordinatörü adına
Onların gönderdikleri paylaşımları ben size yönlendiriyorum. Ama grup kuracaklarında, gruplarda kesinlikle birbirimizle görüşebileceğiz, görüşebileceğiz. Yani ne barın şeyini, grubunu kuracağız, kanalını kurmayacağız. Orada belli standartlarda, yani bugün de kurabiliriz. Bir bot uygulaması olacak içinde. Bu bot çok fazla mesaj yazmaya, sizi rahatsız etmeye izin vermeyebilir. Günde hani belli şeyleri, bir şeyler yapabiliriz. Eğer çok uzarsa, çok büyürse. Şöyle, Telegram kanalımızı, grubumuzu nasıl kurarız? Yani bugün yine aynı şekilde Telegram kanalımızdan atarız hocam. Nebar'ın kanalı Facebook'ta var hocam. Nebar kanalımız var. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da varız. Hemen tekrardan açayım buradan. Ve bağlantılarımızı. Nereye gittiler bunu? Evet, burada kalmış. Web bağlantılarımız bunlar arkadaşlar. Web bağlantılarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Şöyle kapatayım. Bakın ne var? Web sayfası. Gözete bakıyorum. Siz de açılıyor. Siz de gözete bakabilirsiniz. Instagram gözete bakıyorum. Siz de açılıyor. Siz de açılıyor. Twitter. Facebook. Bunlardan da iletişimlerimizin bir de Telegram kanalımı. Telegram'a üye değilseniz çok kolay bir şekilde telefonlarınızı duyulabilir. Ve muhtemelen bir daha bırakmadığınız kullanırsınız diye düşünüyorum. Güzel bir bilgiler. Ben de bu arada Telegram'ı Ömer Türkoğlu hocamlarından, Hamit hocamlarından öğrendim. Herkes, her şeyi dinleyicilerimiz onlardan öğrendik ve bu güzel bir şekilde kullanıyorum. Evet, bu genel webinar afişi kanalı. Webinar değil sadece öğretmen akademileriyle ilgili bütün durumlar burada oluyor. Mesela yarınki kütüp çekilişi buradan olacak. Yarınki kütüp çekilişi de şeyde olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim, biraz şey yaptım. Yarın bir kişilik odamız var arkadaşlar. Yavuz Tanur'la şeyimizde olacak, webinarımızda olacak çekil. Geçin galiba. Webinarımızda Adobe.com'daki üzerinden webinarımızda olacak. Saat 15. Saat 15'te 17 arasında. Hemen de sayfasını göstereyim. Başlığı sayfasını da göstereyim. Buradan da başvurabilirsiniz hemen. Bu sayfanın üzerinden başvurun. Sayfayı da kapatmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Ben size, evet şu anda geldim. Burada sular bu webinarda webinarın sonunda ya da ortasında bilmiyorum ya hocam ne zaman uygun görürse öyle çekiliş yapacağız ve orada webinara katılarak katılan arkadaşlardan seçiyoruz. Bak gelin. Evet arkadaşlar 5'te başka bir webinar başlıyor olabilir. Biz süremizi doldurmayalım. Herkese çok teşekkür ederim. Telegram'dan devam edelim. Çalışmak isteyen arkadaşlar varsa mutlaka bir şekilde verdiğimiz adreslerden yazsınlar. Biz açık bir kurum. Beraber çalışıyoruz. Hiç kişi üretmiyoruz. Kapalı değiliz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yasin Hocam'a, Onur Hocam'a ve Özgür Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Teknoloji Akademisi olarak 4 kişiyiz. Beraber çalışmalar yapmayı seviyoruz. Üretmeyi seviyoruz. Öğretmenlerimize güzel içerikler hazırlamayı seviyoruz. Bunlar zor kalıyoruz.